Herkese merhaba. Bu videoda rengarenk şekil şekil kurabiyeler yapacağım. Kurabiyelerimizi nasıl doğal bir şekilde renklendirebiliriz? Onlardan bahsedeceğim. Birkaç alternatif de söyleyeceğim. Özellikle bu pembe olanlar, yani ahududuyla renklendirdiklerim aşırı aşırı lezzetli oldu. Hemen nasıl yapıldığına geçiyorum. Tereyağı ve eritritolü mikserle çırparak başlayacağım. Tereyağı oda sıcaklığında bu arada önemli. Şimdi yumurtaları ekleyeceğim. Yumurta sarısı ekliyorum sadece. Yumurtalar da karıştıktan sonra Hindistan cevizi ununu ekleyeceğim. Şimdi bu kurabiyeyi parçalara ayırıp renklendireceğim. Kırmızı, pembemsi renkler verebilmek için orman meyvelerinden birini robottan geçireceğim. Ben ahududu kullanıyorum. 2 saattir videoyu çekmiyormuşum. Şu an çok üzüldüm. Neyse, şöyle anlatayım. 4'e böldüm hamuru. İşte birine kakao ekledim, iyice karıştırdım. Birine matcha tozu ekledim. Bu arada matcha tozu yerine moringa tozu da ekleyebilirsiniz. Sadece moringa tozunun karbonhidratı biraz daha yüksek ama topu topu 1 gram koyduğum için hiçbir yani önemi yok. Ya da ıspanak, biraz ıspanağı blenderdan geçirip onu da koyabilirsiniz. O da bir seçenek. Tabii hani onun ıspanak biraz sulu olacağı için, belki kıvamını yumuşatabileceği için biraz daha Hindistan cevizi unu eklemek isteyebilirsiniz. Bu sonuncusuna da birazcık ben ahududunu, dondurulmuş ahududunu robottan geçirdim. Onu ekledim. Başka orman meyvesini de yapabilirsiniz. Tabii çilek, böğürtlen gibi farklı orman meyveleriyle de yapabilirsiniz bunu. Ya da kırmızı pancar tozu da bir seçenek. Tadını kötü etkiler mi sanmıyorum. Açıkçası hiç denemedim, bilmiyorum ama ben hani biraz da böyle, biraz da böyle frambuazlı olsun, o tadını da versin diye böyle yapmayı tercih ettim. Birbirinden güzel, rengarenk 4 hamurum oldu. Tabii ki de hani hafif bir pembe rengi verdi. Doğal bir renklendirme olduğu için zaten daha fazlasını beklemiyordum ama bence çok hoş. Şimdi şekil vermeye geçeceğim. Şimdi biraz farklı farklı kurabiyeler deneyeceğim aslında. Bu kadar rengarenk kurabiyelere farklı şekiller vermek de hoş olacaktır. Mesela yeşilliyle yaprak yapmak istiyorum. Şöyle elimle kabaca yaprak şekli vereceğim. Şimdi bıçakla şöyle tam ortadan ikiye alacağım ve gayet hoş oldu bence. Çiçek yapmayı deneyeceğim. Biraz böyle gerçekten artık yeni gelin gibi şu an oldum ama çok tatlışlar ya. Mesela şöyle pembiş bir çiçeğim olsun. Mesela kakaoluyla da şey yapacağım. Kakaoluyla da kahve çekirdeği yapacağım. Mesela yine farklı renklerde şeyler yapılabilir. Tupperlarla yapacağım. Bu tupperların şeyiyle deniz kabuğu yapacağım. Şimdi şöyle tam şurasını alıp böyle bastırıyorum. Kaldırdığımda görüyorsunuz zaten, birazcık da şurasını büzerseniz tam bir deniz kabuğu oluyor. Yani mesela bu ikisine de şöyle farklı şekiller vereyim. Bıçakla şöyle gülümser gibi yapıyorum. Gülelim yani. Kurabiyem bari gülsün. Bir şey söyleyeceğim, bu ikisi çok korkunç oldu. Yaptık artık ya. Bilmiyorum nedense gözüme çok korkunç geldiler. Daha fazla uğraşmak istemiyorum ve bunun ucuyla böyle şekil vereceğim. Fırında yani 25 dakika maksimum, 150 derecede, 150 dereceydi hatta, biraz 145, 140, 145'ler bile olabilir. Çok hani yüksek ateşte pişirmemek gerekiyor. Evet, gerçekten böyle doğal bir renklendirme ile kurabiye yapmak mümkün. Bunu göstermek istedim biraz da bu videoda. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir tarifte görüşmek üzere.